1 adet orta boy mor lahana, yarım demet maydanoz, burada maydanozumuz yok aşkım. 1 adet kırmızı soğan, sosu için 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı isot, 1 çay kaşığı karabiber ve pul biberden oluşan az malzemeyle çok lezzetli bir sosla özleştireceğimiz tarif. Sen sosu karıştırırken ben doğrayayım. Dereotu vereceğim sana. Maydanozumuz bitmiş. Tamam, olsun. Hangisini yapıyorsun kuzu? Sosları karıştırayım. Mor tamam. Lahanaları böyle ince ince rende mi yapsaydık? Yok, doğrayayım ben onu. Hemen bir ovacağım onu zaten. Tamam. Yalnız buraya gelip böyle kalmam mutfakta da kaşık alacaktın. Yani evet, ne alsam diye düşünür. Gelirsin ya, dönersin. Hemen buradan bir şey alacağım. Bir de sen karıştırıyor musun daima bu mutfakla evdekini? Yok, burada yok, karıştırmam. İkisini de biliyorum artık. Hayır, hayır. Mesela bir kaşık vardı, o stüdyoda mıydı, evde mi? Tartım kalıbımın burada olduğunu biliyorum. Yapmak istiyorum hafta sonu bir elmalı tart bir şey. Ama diyorum ki kalıp orada diyorum. Aslında kanal eve yakın ama düşünüyorum gel almaya. Hiç unutmuyorsun. Yok yok, unutmuyorum onu. Hiç. Ben öyle kolay kolay unutmam. Yani merak etme. Tartımın üstüne yattın kalıbımın. Bence. Bir tart kalıbı istiyoruz Tuğba'cığım. Getirmiş. O kelepçeli bebeğim. Ortası kabarık olan. Kız bir şarkıya bak bakayım. Bulursan getir ver. Nar ekşisini koyduk. Ben de gideceğim. Soya mıydı bu? Soyamızı ekliyoruz. Bakın çok lezzetli bir sos yapacağız. Toz biber, acıyı biraz fazla koyuyoruz bak. Of of of, ne acı olacak. İsotu, pul biberi. İsotu ve pul biberini biraz fazla koyduk. Zeytinyağı tabii ki olmazsa olmaz. Ben şimdi bunları bir ovacağım. Bir tepsi içerisinde bir ovacağım. Çok lezzetli olacak tuzum. Hem tavuklarımız. Sirkemi koyuyorum. Sirkemi koydum. Toz biberimi ekliyorum. Çok acı olacak. İsot, toz biber, aman Allah'ım. Hepsi var valla. Burada karabiber, bu da karabiber değil mi? Ya Tuba. Niye böyle yapma gereği duydunuz? İki kere vermişti sana. Bugün bütün dikkatimiz üstümüze. Yok muymuş Tuba? Olsun. Yavrum kaçmaz. Olsun. İki karabiberin hepsini koyuyoruz. Acılı dedik. Üçlü kelepçe seti getirdi, doğru. Ama bak şey yalnız yok. Anası demiş ya tava getir. Ah kurban olayım teyzeme bak. Evet. Kırık. Anne ne varsa annelerde var. Bakın şöyle bir sosu yaptık. Bütün bu salatanın sosunda özelliği. Şimdi ben soğanı da doğrayayım, piyazlık. Alayım. Sen bunu al, ben doğrayayım. Şey tepsi alayım o zaman. Çiğ köfte tepsimiz var mıydı? Onun içinde böyle bir... Ben sana leğen getireyim, dur. Leğenimiz var mı ki? Benim emaye kaplarım var, onlardan getireyim buraya. Hamur yoğurdu onu evde, çiçekli beyaz. Onların içinde güzel harmanlanır. Çok da seviyorlar emayeleri. Senin süt kabın da vardı. Sen de sat emaye bak, çok güzel gidiyor. Süt kabım var. Evet yok. Evet yok, hayır. Yoğurt mayaladığım. Yok, şey diyorum ben, hamur yoğurduğum emayeler var ya, desenli anne emayeleri onlar. Tamam. Biliyorum biliyorum, ben biliyorum. Hı. Onlardan getireyim buraya bak, o çok satıyor bir de, ne çok beğeniliyor. Ne verecektim ben sana Nermin? Bir yoğurma... Karıştırma. Çiğ köfte leğeni getireceğim şimdi. Mor lahanayı benim kendine koyacağım. Kendine de kesen bıçağı almış. Bak bak hele. Serpil bu bıçak iyi kesiyormuş. Şimdi gördüğünüz bir tane daha alayım ama. Sosumu bakın. Hazırlamıştık, onu gezdiriyorum. Pilavımızın sunumunu yapacağız. Tavuğumuzun sunumunu yapacağız. Tavuğu tut dediğin gibi biraz daha tutuyorum. Bir kavanozum varsa bunu, kavanozda nasıl saklayacaklarını da göstereyim Serpil'im. Kavanozum bu biraz olacak fazla olacak galiba. Şimdi bakın. Bununla bunları böyle iyice yoğurmamız gerekiyor. Kavanoz. Bu şekilde güzelce bir tepsinin içerisinde bu sosu yemesi gerekiyor. Hem lahananın hem de kırmızı soğanın. Birazcık ovarak böyle. Kavanoza koyduğunuzun üzerine de birazcık sirke koymanızı isteyeceğim ekstradan. Ha, buldun mu bana? Bir tane buldum, evet. Tamam. Salatayı buna tepeleme koyalım. Şunları da koysana Serpil, yeni sildik orayı, ziyan olmasın. Şimdi bunu böyle bir 5 dakika. Bu gerçekten önemli. Hemen böyle bırakmayın. Şöyle iki elinizin arasında bir 5 dakika olun. Çünkü lezzet içerisine geçmiyor biliyor musun olmayınca? Bir şey söyleyeyim. Bu lahana efsane oluyor. Gerçekten. Hani bunun daha öncesinde biz turşusunu yapmıştık. Yine o salatalık acısız yani sirkeyle birlikte, limon tuzuyla birlikte olmuştuk.
Aslında onun tarzında balık yemeklerinin yanına, et yemeklerin ve ciğerin yanına inanılmaz güzel olur bu. Şunu mu bir alır mısın Serpil'im? Harikasın. İnanılmaz güzel bir salata tarifi bu. Ben çok seveceğinizi düşünüyorum. Yakma elini yavrum. Sıcakmış. Yakma. Yok dokundum şeye. Yani her seferinde aynı şeyi sen de ben de yapıyoruz. Hayır bir hani yokladım onu. Tavuğumuzu da alayım. Aslında. Şimdi bakın bunu böyle bir yoğurduk. Yedirdik iyice. Önce bana tepeleme ver. Geri aynen. Mı koyalım? Aynen öyle yapacağım. Okay. Oraya koyalım. Bunun için maydanoz gelecekti. Yoktu ya. Dereotu koyalım o zaman. O zaman dur vereyim. Aha, çok ama kavanoza koyacağımıza koymayalım. Şunları da versene ziyan etmeyelim. Bak çok güzel gözüktü. Kerevize? Ha. Tamam dur. Yeşillik ya. Okey. Maydanoz gibi lezzet verir. Çok güzel oldu gerçekten. Bakar mısınız? Şimdi mi karıştırayım? Finalde üstüne mi verelim onu? Onu şimdi vermene gerek. Tabaktaki salatamızın üstüne koyalım, kavanoza şunu koy. Şunu bence şimdi ver. Nane maydanoz içerisine girecekti. Biz maydanoz yerine kerevizi kullanmış olalım. Ben elimle aldım ama tahtam kirlenir. Al al al, ben geldim, hemen geldim. Tamam. Tahtamı kirletmeyelim. Şöyle bakın, çok güzel bir salata oldu. Bunun içerisine bol böyle yarım demet yakın maydanoz doğrayın. Maydanoz çok güzel oluyor. Yok ise dereotuyla da taçlandırabilirsiniz ama maydanoz bu lezzetin içerisinde... Biri mi yapsam küçük mü? Bence küçük yapalım. Dereotu biraz sert oluyor çünkü. Yeter benim için. Hepsini mi vereceksin? Hepsini ver. Hı. Renk olur içerisinde. Maydanozunuz varsa yarım demet. Yani böyle dolu dolu bir maydanozu kaldırır bu. Gerçekten kaldırır. Alayım mı? Dur ben sana vereyim. Sen ellerini şey yap. Evet, kerevizi de koyduk, değerlendirdik. Evet, içindeydi, attım. Hı. Bakın. Yeşili kokusu moru. Nasıl oldu biliyor musunuz? Aman, aman efendim. Koku mis. Gerçekten şu an bu kokuyu, ekranı görüyor muyuz? Bakın, böyle yayıyorum. Aynen ellerimi cümüş. Çektim, ekranındaki güzellik zaten bence her şeyi anlatıyor. Yani ne kadar lezzetli doldu olduğunu mu? Anlatıyor. Çok da güzel dolduk ekrandan. Teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıma. Şöyle bakın. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Bakın, 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 bakın. Nasıl bir salata oldu bu? Namem be, acılı da şöyle tam. Nasıl bir salata oldu bu? Bunu ye. Tamam yani, kuzudan öte. Vallahi kuzudan öte. Alayım kavanozumu. Şunu vereyim sana. Sen ona koy, ben de şuraya. Şöyle bakın basacağız. Bir de birazcık sirke istiyorum. Nasıl saklayacaklarını göstereyim bozulmaması için. Soğuk bilmiyorum suyla ben. Sirke. Yarım su bardağı sirke, yarım su bardağı da soğuk su olsun. Ama bu küçük olduğu için çeyrek sirke olsun. Şöyle bakın basıyoruz iyice. Kavanoza bastık. Bu bir hafta 10 gün hiçbir şey olmadan dolapta saklanır. Fazla geldiyse ama bozulmaması hani ekşimemesi için de sirke ve su karışımı. Çok hafif sirke. Çok hafif de şey istiyorum Serpil'im, su. Şöyle şimdi. Kalanı yine buraya koyuyorum ekip arkadaşlarımla şimdi birazdan. Biz yeriz Allah nasip ederse. Ziyan etmiyoruz şöyle, hepsini aldım. Şimdi bak, ben onu göstereyim. Sen bir gel. Bakın bir çay bardağı, yani çeyrek çay bardağı düşün. Yeter Serpil, üstüne de su. Çok fazla sirke de koyarsanız sirke kokar. Onu istemeyiz. Tamam, ben şimdi geliyorum suyla. Ben de bir elime su tutayım. Çok özür dilerim, arkamı döndüm, hemen geldim. Şöyle gösteriyorum. Bakın dağ gibi bir salata yaptık. Şimdi ekip arkadaşım nasıl çekiyor, efendim böyle bir yakına girelim. Bu güzelliği yakından görelim. Tam böyle dağ gibi oldu. Efsane. Bak, evet. Şu an enfes. Şu an enfes ve yumuşadı biliyor musunuz? İnce ince doğradık. Yani dişi kesmeyen teyzelerim, annelerim. Onlar için de yumuşacık bir salata oldu çünkü önden olma işlemi yaptık. Şimdi bakın bunu içerisine sirkeyi koyduk. Şöyle hemen şöyle getireyim mi? Bunun içerisine sirkeyi koyduk çeyrek bardak kadar. Niye götürdün? Onun da üzerine şöyle bakın. Opa. Suyumu koyuyorum. Bunu turşu gibi yiyebilirsiniz. Şöyle bir, iki geri, bir öne şöyle bir sirkeyle suyu karıştırarak özleştiriyorum. Bunu da dolaba atıyorsunuz. 10 güne kadar tüketme imkanınız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.